Konuşan Sesler merhaba arkadaşlar, benimiz. Bu videoda sizlere Canon'un 2050 modellerinde orijinal kartuş kullandıktan sonra dolum kartuşuna geçtiğinizde yapmanız gereken şeyleri tarif etmeye kısaca bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz internet herkes dolu kartuş olarak satıyor. Ama ben kendi testlerimi dayanarak sizlere bu işlemi yaptırıyorum. Nedenim de şu, iki mürekkebin karışımından dolayı kartuşlarınız kafanıza zarar geliyor daha doğrusu ve bu nedenle dolayı da yazdığınız kafayı bozuyor. Bozduktan sonra da bas kafasını tamir için bayağı mali çıkıyor. Neredeyse yenisiyle aynı fiyatlarda servisi çıkarıyor çünkü elimizde yok. Şu anda satışı, ekstra bir kafa satışı yok. Öncelikle kartuşlarınızı çıkarıp size bu şekilde boş geliyor arkadaşlar. Boş geldiğinde biraz daha yapamadan çekeyim ben size canım. Evet, bu şekilde boş geldiğinde zaten her rengin üzerinde etiketi var. Zaten karıştırmak gibi şansınız yok. Gördüğünüz gibi öncelikle bu tufalar üzerinde takmalar bu kartuşunuzu. Bunları çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra hepsini yazının içine takıyorsunuz. Taktığınızda yazıcı kartuşları görecektir. Gördüğünde kesinlikle çıktı almayın. Yazının kartuşlarını içindeki kalan eski mürekkeplerini yani orijinal mürekkeplerini bitirmek için birkaç kez en az 4 kez veya 5 kez yoğun temizleme yani derin temizleme diye geçen menüsünde zaten onu da ekranda görürsünüz ayarlar bölümünde. Oradan derin temizleme yaptırarak temiz ettirmiş olursunuz kafayı. Daha sonra bu kartuşların dolumunu göstereceğim size nasıl dolduracağınızı. Onun da linkini vereceğim aşağıdan bakıp kanalımıza abone olup izleyebilirsiniz. Bu videomuzda sadece size bahsetmem gereken olay iki mürekkebin karışmaması. Yani orijinalle dolum mürekkebi farklı olduğu için kafaya hasar veriyor. Bu da %70-80 testlerim sonucu meydana getirdiğim bir olay. Ve emin olun ki temizleme etmanı taktığı zaman illa kafanız hasar görecektir. Yapmanız gereken kartuşları takıyorsunuz, bu bandajı açıyorsunuz. Açtıktan sonra kafanızı temizleme yaptırıyorsunuz. 4-5 kez derin temizleme veya yoğun temizleme. Bunları yaptıktan sonra kartuşları çıkarıp dolum yapıyorsunuz. Dolum yaptıktan sonra da dediğim şekilde tekrardan kullanmaya başlıyorsunuz. Yani dolum kartuşları dolum zaten kolay. Onu da zaten videolarımda göstereceğim. Dolum yaptıktan sonra tekrardan kullanmaya başlıyorsunuz. Bittiği zaman zaten sizi yazıcı uyarıyor. Uyardıktan sonra tekrardan çıkarıp kartuşunuzu dolum yapıyorsunuz. Yazıcının bazı biraz kullanımdan sonra şöyle diyeyim. Mesela kartuşta mürekkep vardır ama ekranda bitti diye yazıyordur veya azaldı diye yazıyordur. Büyük önemli değil. Öncelikle kartuşu çıkarıp içindeki mürekkep bakın. Zaten önünde gözükür seviyesi kapağını açtığınızda. Kartuşu çıkaran kolay yollarını da yine videoların altında kanalıma abone olabilirsiniz. Orada kanal arama bölümünde tıklayıp mesela örnek diyorum Canon 2050 yazdığınızda 2050 ile ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Oradan da size işte kartuş takma, kartuş çıkarma, kartuş nasıl kolay çıkarılır, ne gibi sorun olur ile ilgili videolar vardır. Yapmanız gereken kanalın içinde abone arama yapmanız pardon. YouTube içinde değil de kanalıma girdikten sonra arama yapmayı unutmayın. Oradan mutlaka siz de kendi videolarına daha kolay ulaşırsınız. Çünkü çok video var. Tek tek aramakla bulamazsınız. O yüzden istediğiniz videonun kodunu yazmanız yeterli. Kartuşlarımızı ve diğer saf malzemelerinizi birurgukan.com'dan alabilirsiniz. Böylece videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda başka sorunla görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.